Evet, merhaba sevgili izleyenlerimiz. Ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber güzel bir program hazırladık. Tabii burada yemeklerimiz olacak. Sizler de evlerinize hem kendinize lezzetli güzel yemekler yapacaksınız. Bugün hangi yemeklerimiz var? Bugün çok güzel bir Çin böreğimiz var. Yoğun istek alan Çin böreğimiz var. Onu hazırlayacağız ve çok da güzel bir levrek balığımız olacak. Onu yapacağız ve tatlımız olacak. Gerçi bugün balık listemizde yoktu ama onu sonradan ilave yaptığımız için bugün çok güzel bir tatlı yapacağız. Tahinli tatlımız olacak ve bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanıyor ve tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Tabii ki yemeklerimizi neyle hazırlıyoruz? Yemeklerimizi Aneban ürünlerimizle beraber yapıyoruz. %100 doğal dedik sevgili izleyicilerimiz. Hem tereyağımız, hem kaşar peynirimiz, hem de organik yumurtalarla beraber kendimize lezzetli, sağlıklı yemekler sizler de yapabilirsiniz. Evlerinize gönül rahatlığı içinde bol bol yemekler yapmak istiyorsanız tostlar, ondan sonra hem şöyle güzel bir bol kaşarlı çocuklarınıza güzel sunumlar yapabilirsiniz. Tabii yemeklerimizi Aneban ürünlerimizle beraber hazırlıyoruz. Yemeklerimizi neyin içinde hazırlıyorduk? Yemeklerimizi Şefır'la beraber hazırlıyoruz. Şefır'la beraber evimize kolaylık gelecek, rahatlık gelecek dedik. Ve bizlere ocağı unutturacak, fırını unutturacak şefırımız hep şöyle güzel bir şekilde içinde canımız ne istiyor? Lahmacundan, gözlemesinden, tostundan, omletinden, ızgarasından, sulu yemeğine kadar canımız ne istiyorsa hepsini şefırın içinde hazırlayıp afiyet yiyebilirsiniz. Çok kolay sunumlar, çok pratik yemekler yapmak istiyorsanız ve ızgaralar sevgili izleyicilerimiz, yağsız ızgaralar istiyorsa şefırın içinde hazırlayıp ve afiyet yiyebilirsiniz. Şefırla beraber tabii dedik evimize kolaylık gelecek ama biz her iki haftada bir şefırımızı sizlere hediye ediyoruz. Sizler aramaya devam edin. Cuma günü çekilişimiz olacak ve kuralımız buradan hazırlandıktan sonra bakalım bu hafta şanslı izleyicimiz kim olacak ve nereye gidecek? Sevgili Fuzuli Bektaş Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben teşekkür ettim, Allah razı olsun. Çok bu aralar yoğundunuz, bir türlü ne görüşme şansımız olabildi ama bugün bizleri sağ olsun kırmadınız. Bugün bizlerle beraber şöyle güzel bir program inşallah hazırlayacağız seni. Sevgili Fuzuli Bey, gerçekten Şefır deyince ilk aklına siz geliyor hem Avrupa hem Türkiye'de. Bize bir Şefır'la ilgili bir kısa bir, ya önce kendiniz ondan sonra Şefır'la ilgili bize bir şeyler anlatır mısın? Veyahut da şöyle bir kendinizi tanıtır mısınız? Daha önce de söylemiştim Abdullah Usta, ben Almanya kökenliyim. Türk'üm ama Almanya'da yaşayan bir Türk'üm. Orada eğitimimi yapmıştım. Bu Şefır makinesinin konstrüksiyonunu tamamen ben yaptım. Bunun özelliği şudur. Bir mutfakta çok ürünü devre dışı edip bir tek ürünle çok iş yapmak. Yani hanımların işini kolaylaştırmak. Ayrıca çalışan ev hanımlarının daha rahat yemek yapabilmesi için, daha çabuk yemek yapabilmesi için biz bu aleti geliştirdik. Takriben 1997'den beri Almanya'nın tamamında satılmaktadır bu ürün. Almanya genelinde satılmaktadır. Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Avrupa Belçika, Avrupa'nın tamamında ve Türkiye'de. Bizim daha önce, şu anda da yine iki tane markamız daha var. Bimex, Turbomex ve Şefır. Bu iki markayla piyasadadır bu ürünler. Son dönemde Türkiye'de Şefır, ağırlıklı olarak Şefır üretildi. Ve bu bütün Şefır mağazalarında da bu ürünümüz bulunmaktadır. Yani yurttaşlarımıza onu söyleyelim. Ayrıca Almanya'da bütün Türk mağazalarında bulunmaktadır. Alman mağazalarında da bulunmaktadır. Şefır'ın özelliği mümkün mertebe çok aleti devre dışı ediyor. Ve bu aletle her türlü yemeği yapıyoruz. Lahmacun pişirebiliyoruz. Ekmek yapabiliyoruz. Balık ızgara edebiliyoruz. Et ızgarası evet. Yapabiliyoruz. Omlet yapabiliyoruz. Sulu yani yemekler yapıyoruz. Sulu yemek yapıyoruz. Pilav yapıyoruz. Efendime söyleyeyim, söyleyin adını. Karnıyarık evet, yapabiliyoruz. Ne aklınıza gelirse bu aletin içinde yapılıyor. Abi şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Şefır deyince gerçekten yani şimdi evin içinde diyelim ki örneğin bir tane ocak alacaksın, bir tane tabii. Fırın alacaksın, evet. Bir tane tost makinesi alacaksın, bir tane tava alacaksın, bir tane barbekü, 5 tane ürünün yeni tek ürün evet. Alıyor. Ve hem de çok hızlı bir şekilde abi gerçekten 3 senedir biz burada program yapıyoruz ve son 1 senedir sizlerle beraber burada evet. Çalışıyoruz ve tanıtımı yapıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hem etler olsun hem ızgara olsun ondan sonra sulu yemeklerimiz olsun ondan sonra hamur çeşitleri olsun sadece 4 dakika bekliyoruz, ısınmasını bekliyoruz ve ısındıktan sonra içinde her şey hızlı bir şekilde pişiyoruz. Ama gerçekten çok güzel bir şekilde düşünülmüş ve çok da yararlı bir icat. Bu nasıl aklınıza geldi ve neden esinlenerekten bunu hazırladınız? Şimdi ben 1990'lı yıllarda evlenmiştim. Eve gittiğim zaman bir sürü alet vardı. Ben mühendisim. Ayrıca iktisatçıyım. Bunu da bazen söylememe de gerek yok esasında. Bir mühendis olarak şunu düşündüm. Biz öyle bir alet yapalım ki bu aletle bütün her şeyimizi pişirelim. Ve o zaman oturduk bir Alman arkadaşla birlikte bunun konstrüksiyonunu yaptık. Ve bu konstrüksiyonu yaptıktan sonra tabii meşakkatli bir ürün oldu.
ve biz bu ürünü piyasaya çıkardık. Kendi vatandaşlarımızın arasında Almanya'da bunu lahmacun makinesi olarak bilirler. Lahmacun makinesi olarak bildikleri, biz genel itibariyle oradaki Türk vatandaşlarımız evlerinde lahmacun yapıyorlardı. Ekmek pişiriyorlardı ve sonra biz daha da yaygınlaştırdık. Dedik ki arkadaşlar bir tek onu değil her şeyi yapabilirsiniz. Bu aracılıkla birlikte yani diğer bütün ev aletlerinin çoğunu devre dışı edelim dedik. Bu böyle çıktı ortaya. Aslında çok güzel bir düşünce, evet. Çok güzel bir fikir. İnşallah tabii sevgili izleyicilerimiz hem çok benimsediler hem çok evet. sevdiler. Birazdan onunla beraber hem güzel bir şekilde nerede temin edecekler ve nasıl temin edecekler ilgilisine sohbetimize devam edeceğiz. Listemizi alalım, ondan sonra sohbetimize tamam. devam edelim sizle beraber. Evet sevgili izleyicilerimiz tabii ki bizlere canlı yayında ulaşmak istiyorsanız hangi numaradan bizlere ulaşıyordunuz? 0212 454 55 70 dolu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 454 55 70 dolu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Hem Schaeffer'la ilgili bilgi almak istiyorsanız sevgili Fuzil Bektaş Bey'den bu Schaeffer'la ilgili bilgi almak istiyorsanız bu numarada ulaşabilirsiniz. Veyahut da bizimle sohbet etmek istiyorsanız Schaeffer'ın kurası Cuma günü çekilişimiz olacak. O kuranın içine de dahil olmak istiyorsanız 0212 454 55 70 dolu numarayı arıyorsunuz. Avrupa için de Schaeffer'ı almak istiyorsanız hangi numaramız vardı? Hemen onu da verelim. Almanya için sevgili izleyenimiz bu numaradan da Schaeffer'ı tedarik edebilirsiniz, alabilirsiniz. Almanya için çift 0 49 21 54 47 02 66 10 çift 0 49 21 54 47 02 66 10 nolu numaradan Avrupa için arıyorsunuz ama kuramımıza dahil olmak için bu numarada sizden rica bu numarayı aramıyorsunuz. Bu da sadece almak için arıyorsunuz. Eğer ki Avrupa için de sevgili izleyicilerimiz kuramımızın içine dahil olmak istiyorsanız 0212 arıyorsunuz. 454 55 70 dolu numarayı arıyorsunuz ve bu numaranın içinde isim soy isminizi bırakıyorsunuz. Telefon numaranızı bırakıyorsunuz ve kuranın içine dahil oluyorsunuz. Her iki haftada bir çekilişimiz oluyor. Onun içinde kuranın içinde kim ismi çıkıyorsa biz onu Schaeffer'a göndeririz ve Avrupa'da gönderebiliyoruz değil mi abi? Tabii tabii. Evet Almanya'da gönderebiliriz ve Avrupa'da gidebiliyoruz. O zaman biz hemen şöyle bir şey yapalım. Çin böreğimizin listesini alalım. Sevgili Fuzuli Bey'le tekrar daha söyleşimize devam edelim. Evet, Çin böreğimiz için sevgili izleyicilerimiz çok lezzetli, çok güzel bir böreğimiz. Tabii size de hem beğeneceği hem de şöyle hoşunuza gidecek güzel bir böreğimiz. Bunun için neler hazırlıyoruz? Hangi malzememiz var? 300 gram kadar beyaz lahanamız var. Ondan sonra 300 gram kadar pırasa kullanıyoruz. 500 gram kadar tavuk göğsümüz var. Onu kullanıyoruz. 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsak kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar soya sosumuz var. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kekik ve biraz maydanoz, 1 tutam kadar maydanoz kullanıyoruz. 3 adet biberimiz var. Ondan sonra 2 adet domates kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. 1 paket yufka kullanıyoruz. 300 gram kadar beyaz lahanamız, 300 gram kadar pırasa kullanıyoruz. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı kadar soya sosumuz, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kekik, 1 tutam maydanoz, 3 adet biber, 2 adet domates. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. 1 paket yufka, tabii yufka isterse fazla da kullanabilirsin. Öncelikle hemen biz şöyle pırasamızı, beyaz lahanamızı kavurduk. Tenceremize güzelce bir şekilde yağımızı ilave edeceğiz. Onu ilave ettikten sonra tavuklarımızı minik minik doğrayacağız. İçine ilave edeceğiz. Onları biraz şöyle soteledikten sonra soğanımızı içine ilave edeceğiz. Sarımsağımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra pırasamızı ve lahanamızı içine ilave edeceğiz. Biberle beraber güzelce bir şekilde kavrulacak. Ve kavrulduktan sonra en son olarak soyamızı içine ilave edeceğiz. Baharatla beraber. Soya sosumuzu ilave ettikten sonra harcımız hazırlanacak. Ondan sonra yufkalarımızı içine güzelce bir şekilde dolduracağız. Ve üzerine isterse yumurta sarısını da sürebilirsiniz. Ondan sonra yavaş yavaş pişirmeye başlayacağız. Çok lezzetli ve güzel bir böreğimiz olmuş olacak inşallah. Sevgili Fuzuli Bey, şimdi Bimex, Turbomex, Bimex ve artı Schaeffer. Sevgili izleyicilerimiz, gerçi biz hemen hemen üçü de aynı marka diyoruz ve bunlarla evet. ilgili bize ne anlatacaksın? Şöyle üç markayla ilgili. Şimdiki Schaeffer, Türkiye'deki Schaeffer için üretiliyor. Schaeffer, Almanya'daki Schaeffer mağazaları Hatex için üretiliyor. Bimex markasını da biz kendimiz için üretiyoruz ve böylece 3 markayla ama aynı ürünle piyasadayız. Evet, bu arada bir telefonumuz da bir alo diyelim. Alo. 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 Buyurun efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba efendim, nasılsınız? Abdullah Ustam, ben Hamire ablam. Merhaba Hamire ablam, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Böyle sizlerin sesini duyduğunda biliyorsun ben daha iyi oluyorum. Siz de inşallah iyisiniz. Allah sizden de razı olsun. Konumuza sizden. Hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız hanımefendi? Nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? Ben iyiyim. Siz Allah nasılsınız? Allah razı olsun. Allah sizin Schaeffer'ı bana nasip etti. Kullanıyorum.
Çok teşekkür ederim. Bu arada Abdullah Usta'ma da teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah daha size çok zihin açıklığı versin. Daha güzel aletler çıkarmanızı nasip etsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese çok faydalı bir alet. Gün aşırı kullanıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Güle güle çok, kullanın. Çok sağ olun abicim. Allah razı olsun. Allah nice başarılar devam etsin. Allah razı olsun. Sağ olasın. Çok teşekkür ettik sevgili Hamire Hanım. Hamire Hanım'ın da çocuğu biraz rahatsız. Onu ben çok seviyorum. Sevgili Sinan Hanım, seni çok seviyorum güzel kardeşim. Sen o güzel gözlerinden öpüyorum, canımsın. Buradan sana kucaklar dolusu sevgi, selamlarımı ve öpücü gönderiyorum güzel kardeşim. Biraz rahatsızdı sevgili Sinan'ımız, geçmiş ufak kardeşimiz. Sinan. Ona buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Biz de sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz Sinan'a. Allah şükür. Allah razı olsun, sağ olasın. Size bir yerden sahip olursan kara lahana çorbasının tarifini alabilir miyim? Arkadaşlar biraz sesi yükseltebilir miyiz rica etsem? Biraz sesinizi tam alamıyorum sevgili Hamire Hanım. Biraz yüksek bir sesle konuşur musun rica etsem? Kara lahana çorbasının tarifini alabilir miyim? Müsait lahana olduğunuz çorbası tarifini. Kara lahana çorbası. Tamam güzel ablam. Birazdan ben hemen kara lahana çorbasının tarifini ben anlatayım size. Var mı başka bir isteğiniz? Sizden de sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ettim. İyi günler diliyorum. Allah ondan razı olsun. İyi günler diliyorum ben de. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi sevgili Hamire Hanım, Hamire Kızıcı Hanım. Çocuğu rahatsızdı. Daha önceden bizimle görüştü. İşte Şefir'in kurasına dahil olmak istedi. Ben de o hafta dedim inşallah dedim kurada sizin isminiz çıkar. Ve tesadüfen kurada isim çıktı. Ve onlara gönderdik. İnşallah iyi günlerde ve güzel günlerde i̇nşallah, kullansınlar. Tabii. Peki Avrupa'da şimdi Türkiye'de güzel bir ilgi var. Ve son zamanlarda Türkiye piyasasında yoktu değil mi Şefir? Yeni girdi. Bütün Şefir mağazalarında bulunuyor. Tedarik edebilir evet. Ve orada bulabilir. Peki Avrupa'daki ilgi nasıl? Avrupa'da 1997'den beri bu ürün piyasada. Çok maşallah. Yüksek rakamlarla satılıyor. Zaman zaman bizi taklit ediyorlar. Çin'den vesaire. Onlar da halkımız pek rağbet etmiyor. Edenler de sonra pişmanlık duyuyor. Ürünü iade ediyorlar veyahut da gelip tekrar bizim ürünümüzü alıyorlar. Onu da söyleyeyim. Çok güzel. Aslında bu taklit edilme biraz vardır. Ama aslında orijinali olması güzel tabii. Hem bir şekilde tabii ki. İnşallah tabii bununla ilgili sizi daha iyi yerlerde ve daha güzel yerlerde göreceğiz. Çünkü Allah'ın izniyle zaten o yerlerde de göreceğiz. Çünkü çok büyük bir ilgi var, çok büyük bir talep var. Peki buna benzer bile farklı bir kafanızda tasarladığınız projeler var mı? Hayata geçireceğiniz veya da ileriye yönelik böyle bir çalışmalarınız, farklı şimdi, bir çalışma. Bizim bir tane de katmer sacımız var. Yine o da çok pahalı bir ürün. O tamamen Almanya'ya hitap eden bir ürün. Almanya'da üretiliyor. Paslanmaz ve alüminyumdur. Bunun dışında birkaç ürünümüz daha var. Onları da önümüzdeki zaman içerisinde çıkaracağız. Türkiye'de. İnşallah. İmalatını Türkiye'de yapacağız onların tamamen. Çok güzel. Çünkü peki Türkiye'deki bunlar sanayiye de devlete şeye de döviz olarak katkımız bulunsun istiyoruz. Çok güzel. Peki bunlar tava mı, tencere mi, nasıl ürünler? Yok. Tamamen yine bu tip makineler. Yine bu tür makine olacak. Hayatımızı kolaylaştıracak makineler tabii, değil makine, mi? Bizim öyle. Çok biz güzel olur. Zorluktan yana değil. O zaman ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ızgaramız gerçekten çok güzel. Evet. İçinde her şeyi hazırlıyoruz. Ve tabii ki biz pikniğe biliyoruz da Türk milleti olarak biraz pikniği fazla seviyoruz. Ve biliyorsunuz yaz aylarında vazgeçilmemizimiz. Peki buna yönelik bir çalışmanız var mı? Şöyle tüplü olarak veya da böyle farklı bir. Biz ona yönelik bir çalışma yaptık fakat istediğimiz randımanı yani bizim dilediğimiz randımanı almadığımız için yarıda kestik onu. Yarıda kestiniz? Tabii. Yarıda kestik. Çünkü biraz biz iyi olmayan hiçbir şey halkımıza vermek istemiyoruz. Sıkıntılı şeyler sevmiyoruz. Çok güzel. Hani artık onu dağa giderlerse orada odun kömürüyle veyahut da kömürle veyahut da odunla çözecekler piknikte sorunlarını. Evet. Aslında dediğimiz gibi tabii ki hem çok kullanışlı evet. Hem çok güzel. Tabii evde 5 tane araç gereci yerini tutuyor ve tabii ocağı unutuyor, fırını unutturuyor. Çok ve çok güzel bir şekilde evde yemekler yapıyoruz. Ortaya koku çıkmıyor bu bir. Evet. Artı yapılan ızgarlarda hem suyu olmuyor hem yağı olmuyor. Bir de arka tarafınızda çok da güzel bir haznesi var. Orada hem suyu akıyor, yağı akıyor. Ve o da etlerimizi yağsız bir şekilde yememizi sağlamış oluyor. Çok da güzel ve çok da kullanışlı. Tabii inşallah dediğimiz gibi hem daha güzel ve
iyi yerlerde görmüş olacağız. Peki şöyle bir şey diyelim. Şimdi sevgili Fuzuli Bektaş Bey, biz şefle ilgili seninle beraber söyleşimize devam edeceğiz ama peki evde yemeklerle ara nasıl? Ben evde hep yemeklerimi kendim yaparım. Akşamleyin zaman bulduğum anda kendi makinemi açarım. Izgaralarım kendim evde yaparım. Efendime söyleyeyim, güvecimi kendi evimde yaparım. Ben yemek pişirmeyi seviyorum aslında. Yemek pişirmeyi seviyorsunuz. Tabii, sen de takip ediyorum bazen. Böyle ihtiyacımız olduğu zaman diyoruz Abla Usta'nın tariflerinden yararlanır. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ettim. Peki böyle genellikle hep yoğun bir tempoda çalışma hayatınız var. Evet. Ama Türk yemekleri dediğiniz gibi genellikle hep ızgara mı yapıyorsunuz? Yoksa sulu yemekler mi? Yoksa hamur çeşitleri mi? Hangi yemekleri yapmak çok fazla olsun? Vallahi ben genelde ızgara ve sulu yemek yaparım. Bizim bir kuru fasulyemiz olmazsa olmaz. Bizim bu makinede biz biliyorsun tepsisine şeyi koyuyoruz, tavasına. Güzel kuru fasulye pişirdim. Pastırmalı bir de tabii. Pastırmalı. Kuru fasulyemiz. Efendime söyleyeyim, bazen güveç yapıyorum. Bunun dışında sebzelerim olursa onun içerisinde haşlıyorum ve hatta ızgara yapıyorum. Yani ne gerekirse onu yapıyorum. Bugün ne istersem, hangi tarifi biliyorsam bazen arıyorum kitapçıkları önüme, o tariflere göre kendi evimde yemek yaparım. Cumartesi, pazar kesinlikle yemek. Benim tarafımda pişirdim. Yemekler ben yapıyorum ben diyorsunuz. Seviyorum peki da yemek genellikle evde yemeklerle ilgili nasıl bir not alınıyor? Sizin yapmış olduğunuz yemeklerle ilgili. İyi, herkes, arkadaşlarım da geliyor. Bazen dostlarımızla birlikte beğenirler. Peki, bazen tuzunu ve hatta baharatını kaçırırsam da kusura bakmayın diyorum. Peki yengeyle ilgili nasıl bir talep var? Çok fazla mutfağı dağıtır mısın yoksa böyle daha derinlik maalesef erkeklerin en kötü şeyi bu. Mutfağı dağıtırlar ve ben de dağıtıyorum tabii arkadaşlar. Mutfağa girdiğinizde biraz ister istemez evet, dağılıyor diyor. Peki şimdi sevgili Fuzuli Bey, Avrupa'da genellikle zamanınızı çoğu orada geçiriyorsunuz, Avrupa'da bulunuyorsunuz. Peki şöyle Avrupa'da gezdiğinizde veyahut da farklı yerlere gittiğinizde orada bir şey görüp de beğenip de ya işte şunun keşke aynısını ben de Türkiye'de yapayım veyahut da bunu uygulayayım veyahut da piyasaya sürdüm dediğin şeyler oldu mu hiç? Oluyor bazen zaman zaman. Ama oluyor, onlar tabii ciddi yatırım istiyor. Çok yatırım için çok para lazım oluyor. Kendi imkanlarımızı el verdiğince yapıyoruz bazı şeyleri. Çok güzel olur değil mi? Yani hem evet, insan biraz daha böyle hem ekonomiye katkıda bulunduğu yani, zaman insan daha çok mutlu oluyor ve daha kendini güzel hissediyor. Aplosta her yurt dışına giden 1 lira, 1 dolar bizim kendi ülkemizin parasıdır. Mümkün mertebe burada üretmek zorundayız kendi ülkemizde. Ürettiğimiz zaman ülke zenginleşir. Biz bunun bilincinde, sanayiciler bu işin bilincindedir ve bu işleri de genel itibariyle kendi o kıt imkanlarıyla yapıyorlar. Türk sanayisinin, Türkiye'deki sanayicinin biraz işi zor. Değil mi? Para pahalı. Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı'na katılıyorum, o da diyor şu faizleri indirin kardeşim diyor. Hakikaten indirmek zorundalar. Efendime söyleyeyim, yoksa Türkiye'deki sanayici çok iyidir. Ben beğeniyorum, çok fedakardır. Abi peki şöyle bir şey diyelim o zaman. Sanayiciye, iş adamlarına Avrupa'da daha mı büyük bir destek var? Yoksa bizde de aynı destek var ama iş adamları mı çok fazla yanaşmıyorlar? Yok, bizde destekler var ama o kadar fazla değildir. Bizde daha henüz sermaye birikimi azdır. Azdır değil mi? Tabii onun için yüksek faizle para veriliyor. Ama Türkiye'de herkes kendi imkanlarıyla çok şey başarıyor. Ben Türk sanayisinin hamlelerini çok beğeniyorum. Avrupa'da para ucuzdur. Peki Almanya'da abi, örneğin %1, %2 oranlar faizlerde para alıyorsunuz, sana yatırım yapıyorsunuz. Ama Türkiye'de bu şans yok size söyleyeyim. Peki abi şöyle bir şey diyelim. Şimdi eskide tabii ki biz Avrupa'ya çok fazla göç veren bir milletiz. Bu son zamanlarda gerek hem sizin şahit olduğunuz, oradaki bizim iş adamlarımız, oradaki bizim hem çalışan halkımız olarak da diyelim. Hiç Türkiye'ye dönelim artık yeter, bu kadar Avrupa'da durdum, işte Türkiye'de yatırım yapalım veya Türkiye'ye dönelim. Böyle bir eğilim var mı Türkiye'ye yönelik? Türkiye'ye dönme değil de artık oradaki yurttaşlarımız birinci kuşak döndü.
İkinci kuşak da kısmen döndü, kısmen orada kaldı ama üçüncü kuşak dönmüyor. Ama Türkiye'ye yatırım yapıyorlar. Türkiye ile çok ciddi ticari ilişkilerimiz var. Örneğin mümkün mertebe eğer bir ürün Türkiye'de varsa ve bu Avrupa'da satılıyorsa bizim oradaki arkadaşlarımız gelip onu Türkiye'yi tercih ediyorlar. Bu konuda Türkiye'ye ciddi döviz gönderiyor Türkler. Eskide işçi maaşları gelirdi buraya döviz olarak, işçi dövizleri. Şimdi bizim oradaki Türk girişimcilerimiz burada gelip Türkiye'de neler imal ediliyor onları görüyorlar. Alıp götürüp Avrupa'da onu pazarlıyorlar ve Türkiye ciddi bir döviz katkısı oluyor. Evet. İthalatta size bunu söyleyeyim. Bir telefonumuz var, bir alı diyelim ondan sonra kaldığımızda devam edelim. Alo. Mutlulukta. Kolay gelsin. Sağ olasın efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Mutlulukta sen nasılsın? Allah razı olsun. Sağ olasın efendim. Böyle sizlerin sesini duyunca ben de iyi olurum. İnşallah siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Misafirimize geldin diyorum abiye. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz hanımefendi. Nasılsınız abi? İyi misiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Siz de iyi misiniz hanımefendi? Allah şükürler olsun işte. Ne yapalım? Allah iyilik versin. Uğraşıyoruz evde. Amin. Sağ ol. Abdülhamit'te geçen gün ben sana demiştim. Eşim konuşma özürlü kanser hastası diyerekten. O benden şimdi şey istiyor. Adana istiyor. Nasıl yapabilirim onu? Evet. Adana kebap istiyor değil mi? Evet ya. Onu şöyle bir şey, şimdi bir özellikle şöyle bir şey diyeyim ben, 500 gram kadar kırmızı etimiz olması gerekiyor, yağsız kırmızı etimiz. İçine 200 gram kadar koyunun kuyruk yağı, yani iç yağı, evet, kuyruk yağı olması gerekiyor. Ve ondan sonra onları kıyma makinesinde veya da zırhla çekebiliyorsanız, zırhla çekebilirsiniz, zırhla çekemiyorsanız onları güzelce bir şekilde siz şey de yapabilirsiniz. Kıyma makinesinden de geçirebilirsin. Kıyma makinesinden geçirdikten sonra o biraz fazla acılı olduğu için içine hafif biraz salça ilave edeceksiniz. Biraz da pul biberi içine ilave edeceksiniz. Bir iki diş sarımsak içine ilave edebilirsiniz. Onunla beraber güzel bir şekilde karıştıracağız. Ve ondan sonra şişlerimize saplayabiliyorsanız şişe saplayın. Ve saplamıyorsanız onlara güzel şekiller verin. Ve şekiller verdikten sonra onları tabii ki biraz ateşte normal bir kömür ocağında ateşinde pişmesi gerekiyor. Ama tabii ki şefir de varsa şefir daha kolay olacak. İşinizi biraz daha kolaylaştıracak. Onun için de güzelce bir şekilde pişirip afiyetle yiyebilirsiniz. Abdullah da o günler seninle biz konuşmuştuk şefiri. O zaman siz benimle konuştunuz. Ben de o gün dedim ki benim elinde bir şey yok dedim, biliyorsunuz. Evet. O zaman şöyle bir şey diyelim sevgili Fuzuli Bey. Tekrardan diyelim şöyle bir şey. Böyle bir şey gerçi ben dile getirmek istemiyordum ama biz geçen gün hanımefendi, ismini rica etsem alabilir miyim isminizi? Güler. Güler Karakuş. Güler Hanım. Dedi ki benim eşim kanser hastası, rahatsız dedi. Ve dedi ki Abdullah Usta biz dedi bir tane bize şefir hediye edebilir misin? Ben de dedim ki kesinlikle benim elimde bir şey olmayan bir şey. Çünkü yönetim olarak alınan bir karar. Dedim ki sevgili Fuzuli Bey eğer ki biraz yoğun işleri vardı aramızda bulunacaksa ben sizin için kendisinde ricada bulunacağım. Çünkü biliyorsunuz biz her iki haftada hiç kimse haksızlık olmasın diye her iki haftada biz burada çekilişlerimiz oluyor ve Kur'an'ın içinde sadece çıkan izleyicilerimiz. Çünkü telefonun üzerinde benim cep telefonumda arıyor. Onun için sevgili Fuzuli Bey burada eğer ki biz de rica edelim öyle bir ihtimal varsa size göndermiş olalım inşallah. Tabii adresini göndersin hemen. Yani tamam ben de çekilişe razıyım hemen da. Göndeririz. Tamam o zaman şimdi çekilişe. Sevgili Fuzuli Bey, Güler Hanım şimdi eşiniz efendim için, kanserli eşiniz için Cenab-ı Hak bir an önce acil şifalar versin. Şefir'i size hediye etti. Arkadaşlar isim soy isim alsınlar. Telefon numaranızı alsınlar. İnşallah size gönderelim. Hemen İyi günlerde efendim ve güzel günlerde kullanın. Çok hanımefendi eşinize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Allah şifa versin. Şimdi şu vardır. Bir de kömür dokandığı için, sağlıklı olmadığı için yani kömürü yapamıyorum. Yoksa yani çıkmış çıkmamış hiç önemli değil. O ben zaman için üzülüyorum. O zaman şoförümüzü kazandınız. Sağ olsun. Tamam, Allah razı olsun. Sevgili Fuzuli Bey size hediye etti. Siz telefonu kapatmayın. Arkadaşlar adresinizi alacaklar. İnşallah en kısa zamanda sizlere göndereceğiz. İyi günlerde ve güzel günlerde kullanmış olun. Çok sağ olun. Telefonu Allah kapatmayın. Teşekkür ettim. Sağ olun efendim. Çok Allah razı olsun. Çok mutlu oldum abim. Allah razı olsun senden.
Şihdeyl hanımefendi, Allah şifa versin eşinize. Allah yardımcınız amin. Olsun. Amin. Sağ olun abi. Sağ olasın. Telefonu kapatmayın ablam. Hemen not alacaklar. Sevgili Fuzuli Bey. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz bizleri çok seviyorlar. Ve sürekli takip ediyorlar. Özellikle de şöyle bir şey yapıyor. Abdullah Usta işte programın tekrarı. Bazen kaçırdıklarında gece saat 2-2.30 gibi kalkıp izliyorlar programı tekrar. Bazen cumartesi ve pazar günleri programlar tekrarı oluyor. Normal canlı yayın yok ama programımızda tekrarı oluyor. Ve o da bazen böyle programlar dahilinde olmadığı zaman telefonlar geliyor bana, mesajlar geliyor. Sağ olsunlar yalnız bırakmıyorlar. Tabii ki hafta sonu cumartesi pazarda belli bir program akışın içinde bizim programımız tekrarı var sevgili izleyenim. Eğer ki o günde boşluk varsa programımızın tekrarı olacak. Siz takip edebilirsiniz. Ve çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Ve halkımız, o gün bana halkımız sevecendir. Biz halkımız güzeldir yani. Allah razı olsun. Şimdi ben de çok severim halkımı. Geçen gün böyle bir talep geldi. Abdullah Usta işte eşim rahatsız, Cenab-ı Mevlam şifalar versin. İşte siz şefri hediye edebilir misiniz? Ben de ona şöyle bir şey dedim. Dedim ki şimdi bu benim elimde olan bir şey değil. Çünkü ben diğer izleyenlerimize de haksızlık olmasını istemediğim için dedim ki böyle bir şey. Şu anda ben bir şey diyemem. Sadece Fuzuli Bey gelecek. Onunla beraber eğer inşallah olursa size hediye edelim. Tabii. Derhal şimdi, yerine getirelim. Allah razı olsun. Şimdi sevgili izleyenlerimiz biz de yavaş yavaş hemen güzelce bir şekilde Çin böreğimiz için harcımız hazırlandı. Öncelikle tavuğumuzu kavurduk, soğanımızı kavurduk. Onları güzelce bir şekilde kavurduktan sonra içine beyaz lahanamız, pırasamız, soya sosumuz, baharatlarımız hepsini içine ilave ettik. Güzelce bir şekilde domates, biberle beraber iç harcımız hazır. İç harcımızı hazırladıktan sonra sevgili Fuzuli Bey şöyle ızgaramızı yanımıza alacağız. Evet. Biraz size engel olabilir ama hakkınızı helal edin. Olsun. Izgara önemli. Şöyle bir alalım. Yavaş yavaş birazdan balık da pişireceğiz. Şimdi sevgili izleyenlerimiz yapacağımız işlem şu. Şöyle altını açacağız hemen ızgaramızın. Yavaş yavaş ısınsın. Yemeğimizi hazırladık, malzememizi hazırladık. 4 dakika önceden değil mi sevgili Fuzuli Bey? Evet. 4 dakika önceden ne yapacağız? Altını açacağız. O yavaş yavaş ısınacak. O güzelce bir şekilde ısındıktan sonra içine her şeyi hazırlayabiliriz. Şimdi yavaş yavaş ızgaramız ısınmaya başlasın. O güzelce bir şekilde ısınırken biz de böreğimizi hazırlamaya başlayalım. Telefonumuz var arkadaşlar. Evet şöyle biz de yavaş yavaş harcımızı hazırlayalım. Peki şöyle çocuklarla zaman nasıl geçirebiliyor musunuz? Zamanınız oluyor mu? Çocuklarla tabii biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ben yurt dışına gittiğim zaman eşim ve çocuğum benim Türkiye'de. Ayın 15 gününü onlara ayırıyorum. 15 günü mecburen yurt dışında geçirmek zorundayım. Oradaki işlerimizle ilgili, oradaki imalatla ilgili. Biraz orada eksikliğimiz oluyor Abdullah Usta. Oluyor değil mi? Tabii oluyor. Peki çocuklarla beraber Avrupa'ya gitme şansınız olmuyor değil mi? Onları götürmüyorsunuz. Çocuklar burada okuduğu için ancak tatillerde oluyor. Tatillerde oluyor. Yazın tatilde oradalar. 10 Şubat tatili geldiği zaman geliyorlar. Bunun ötesinde pek şey etmiyoruz. Şimdi onlar da sizinle beraber genellikle Avrupa böyle seyahat ettiklerinde Türkiye'yi mi çok fazla seviyorlar yoksa Avrupa biraz daha mı? Onlar Türkiye'yi seviyor. İstemiyorlar. Yani kalmak istemediler. İsteseler orada okuyabilirler. O isteseler orada kaldı ama onlar Türkiye'yi seviyor. Peki abi şöyle Avrupa dedik. Avrupa biraz hani dediğim birinci jenerasyon geldi, ikincisi de geldi, üçüncü gelmek istemiyor. Peki oradaki gençlerimize çok büyük vaatler mi var yoksa orada çok daha mı fazla rahatlar? Onun için mi dönmek istiyor? Hayır. Onları orada tutan şey nedir peki? Abdullah Usta şimdi şöyle. Çocuk yaşta çocuk bir Alman kültürü alıyor veyahut da bir Fransız kültürü alıyor. Ve burada kopuk. Ne kadar geliyor Türkiye? İzinden izine geliyor. Geliyor babası buraya gelirse çocuk yaşta. Annesi geldiği zaman izine geliyor. Yoksa çocuk Almanya'da kalıyor, Fransa'da kalıyor. Ve genel itibariyle düşünün bir senenin azami bir ayını Türkiye'de geçiriyor. 11 ayını orada geçiriyor. Orada okula gidiyor. Orada eğitim görüyor. Şimdi oradaki öğrendiği dil o ülkenin dili. Oradaki kültürle büyüyor. Tabii ki orada mümkün mertebe bir İslam kültürü alıyor. Bir Türk kültürü de alıyor ama o kültür yetmiyor. Orada, az oluyor. Değil mi? Genel itibariyle onun için üçüncü kuşak, tamamen dördüncü kuşak onlar bir kısmında da artık Türkçeyi unuturlar. Türkçeyi de öğrenemezler. Çünkü Alman okullarında haftada bir saat bir Türkçe öğreniyor çocuk. Orada
Ama burada birazcık Türk televizyonları, Türk dizilerinin yardımı oluyor orada Türkçe öğrenmelerine ve Türkçe'yi unutmamalarına. O kültürel olarak o büyük bir katkı sağlıyor bizim yurttaşlarımıza. Ama ileriye dönük tabii bu nesil artık Türk kökenli Alman diyeceğiz, Türk kökenli Fransız diyeceğiz bir 30-40 yıl sonra. Peki öyle abi hitap şimdi edeceğiz. Oradaki gençlerimizi gördüğünüzde veya da oradaki bizim vatandaşlarımızı gördüğünde böyle hiç seni mutlu edecek şeyler oluyor mu? Örneğin orada bir iş yeri açmıştı, çok güzel bir noktaya gelmişti veya da market açmıştı veya da farklı bir şey yapmıştı. Çok. Değil sanayici Türk akademi. İnsan gururlanıyor değil mi? Çok tabii, gayet tabii. Kendi yurttaşımızdır. Peki orada bizim Türk milleti olarak birbirimize yaklaşımımız nasıl? Orada bir yardımlaşmamız tabii oluyor mu? Tabii dayanışma sürüyor yani oradaki Türk aileleri birbirleriyle tam manasıyla kopmuyorlar. İnsanların, insan ilişkilerimiz bir bayramda bir şeyde beraber oluyoruz. Yani hatta size şunu da söyleyeyim Abdülhamit'le her ne kadar orada çok büyük bir nesil kalmışsa da oradaki kalan 4-5 milyon Türk Türkiye'nin günlük siyasetiyle bile yorum yaparlar, otururlar, uğraşırlar. Bunu söyleyeyim size. Yani insan kopmamaya da çalışıyorlar bir yerde ama tabii artık oranın yerlisi haline geliyor. Yani ne kadar ayrı olsak bile gönüller hep burada. Çok güzel aslında. Doğan yeni nesillerin bile gönlü burada. Burada değil mi? Tabii. O aslında hatırladım. Çok güzel. İnsan işte dediğimiz gibi unutmaması gerekiyor. Ne kadar da tabii. Tabii. Gerçekten gurbet elinde kalmak çok zordur. Çok hem maddi olarak çok zordur, hem manevi olarak çok zordur. Hem de bazı şeylerde her şeyde uzaksın, işte vatanından, yurdundan uzaksın. Cenab-ı Mevlam da onların yardımcısı olsun. İnşallah tabii onlar da. Evet. Gönül ister ki hepsi şöyle geri dönseler. Burada Türkiye zaten hepimize yetecek. Onlarla beraber Türkiye'de daha güzel bir şekilde geçmiyor. Ama tabii bu da hayatın getirdiği şartlardır. Tabii. O ilk giden Türk işçilerimiz gurbetçiydi. Mesela ben gurbetçilere dahilim. İlk gidenler arasındayım. Ben okumak için gittim oraya. İlk gidenlerden değil mi? Ama tabii ben 1970 yılında, 71 yılında gittim Almanya'ya. Şimdi biz gurbetçiyiz ama orada doğan çocuklar artık gurbetçi değil. Oranın vatandaşıdır. Oranın yurttaşıdır. Orada oturuyor, orada yatıyor, orada kalkıyor, orada para kazanıyor. Artık Almanya onlar için bir vatan olmuştur. Bizim dönemimizde o eskide 1960 yıllarında giden, 70 yıllarında giden Türk işçiler için Almanya acı vatandı, gurbet acı vatandı. Orası acıydı, acılarla doluydu. Ama şimdiki artık onlar, çocuklar oranın yerlisi oldular. Örneğin dediğim gibi bir sürü iş yerler var, marketler var. Bugün hangi çarşının içerisine giderseniz gidin, o en lüks yerde Türk mağazaları vardır. Türk iş yerleri vardır. Ve kendi isimleriyle iş yerlerini açıyorlar veyahut da Türk isimleriyle açıyorlar. Bu da nedir? Mümkün mertebe kendi ülkelerinde kopmak istemiyorlar. O peki isimlerin özelliği olur. Bir dışlama var mı orada? Yani bizim Türk milletiyle ilgili bir dışlama var mı herhangi? Yok, artık Türkler oranın vatandaşı, dışlama olmaz. Vatandaş olur. Tabii orada avukatlar var, doktorlar var, hakim var, savcı var, mühendis var, iktisatçı var, bankacı var. Peki efendim, bakanlarımız sanayici var mı? Siyasetten? Bir sürü bizim milletvekilimiz vardır. Türk kökenli, Hristiyan demokratlarda, Almanya'da sosyal demokratlarda, Yeşillerde... bir sürü milletvekili arkadaşlarımız var. Eyalet parlamentolarında var. Belediye meclis üyeliklerinde var. Yani biz orada bir büyük bir kitleyiz. Çok güzel. Ve çok şimdi, iyi yerlerdeyiz. Yavaş yavaş ızgaramız ısındı. Dedik ki 4 dakika içinde ızgaramız ısınır. Isındıktan sonra içinde her şey yapabiliriz. Tabii. Lahmacunu yapalım, tost yapalım, omlet yapalım, gözleme yapalım. Sevgili izleyen, böreğinden tutun. Etli yemeklerimizi her şeyi yapabiliriz. İsterseniz ne kadar kemikli et olursa olsun ızgaralarda da pişirebilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde dün sizlerle beraber pirzola yaptık, tavuk baget yaptık. Sizler de gördünüz ne kadar hızlı bir şekilde pişirdiğini. Sadece bir yemek kaşığı kadar yağımızı ilave edelim. Ondan sonra şöyle Çin böreğimizi. Normalde biz bunu fırında pişirmemiz gerekiyordu sevgili izleyenlerimiz. Ama ben şöyle onu şefırın içinde pişireceğim. Değil mi? Evet. Güzel de pişer aptal. Değil mi? Şöyle güzelce bir şekilde. Şimdi neden biliyor musun? Bu iki alüminyum plaka her birisi ikişer kilo alüminyum, 2,5 kilo alüminyumdan müteşekkildir. Ve bunun içerisindeki rezistanslar bunun içerisine gömülüdür. Isıyı mümkün mertebe içeriye hapseder,
alüminyum plakalar da yiyeceğe gider. Alttaki alt yukarıya doğru, yukarıdaki de aşağıya doğru ısıyı gönderir ve ısı ortada birleşir. Onun için çok hızlı bir şekilde pişirir. Şimdi şöyle bir şey var. Altı biraz daha hızlı bir şekilde pişiriyor. Şimdi üstü de gerçi aynı oranda pişiriyor ama üstü hafif biraz açık olduğu için, biraz daha alta göre sevgilim biraz daha hafif az pişiyor ama altı daha hızlı bir şekilde pişirimler yapıyor dediğimiz gibi üstü de aynı şekilde pişirimler yapıyor. Hiç çevirmeden de pişirebiliriz. Biz o bir teknik sorundur. Onu mecburen öyle yapmak zorundayız. Evet. Çünkü aşağıdaki ısı şeyimiz biraz yüksektir. Yukarıdaki de ısıyı aşağı doğru veriyor. Rezistans gücümüz yüksektir. Yukarıdan aşağıya verirken aşağıdaki ısı da yukarıya doğru çıkıyor. Ama normalde hiç çevirmesen de olur. Ama bir sefer çevirirsen o da olabilir. Olabilir. Çünkü abi dediğimiz gibi çok hızlı bir şekilde pişireyim dedik. Görüyorsun abi. Evet. Yani bu dakika bile değil, saniyeler içinde böreğimiz hemen pişiyor. Gördüğün gibi pişti. Çevirdik. Şimdi bunu fırına atsaydık, abi örneğin tavada yapsaydı bir sürü yağ alacaktı, bir sürü uğraşacaktı ve fırına da atsaydı aynı şekilde. İşte bekleyecektik, yarım saat fırının ısınmasını bekleyecektik, ondan sonra bunların pişmesini bekleyecek ve bizleri çok uğraştıracaktı. Dakikalar içinde sevgili izleyenler hemen şef fırınımız ısındıktan sonra 4 dakika içinde ısınıyor. 1 dakika, bilemediniz 2 dakika içinde böreğimiz pişiyor. Şöyle çevirelim. Güzel kızarmış değil mi? Nar gibi. Değil mi? Tabii. Şöyle bir kapatalım, pişmeye devam etsin. Peki abi şöyle Avrupa, Türkiye'de çok fazla bulunursun, sürekli hep Avrupa'dasın. Pek böyle temelli Türkiye'de kalma gibi bir kafanda böyle tasarladığın bir proje var mı? Vallahi düşünmüyoruz. Neden düşünmüyoruz? Çünkü biz bu ürünümüzün bazı parçalarını Türkiye'de üretiyoruz, bazılarını Avrupa'da üretiyoruz, Almanya'da üretiyoruz ve bu orada komple bir makine haline geliyor. Oradaki üretimimizi kapatma şansımız yoktur. Ancak devretmemiz gerekir. Onu da ben istemiyorum şu anda. Böyle güzel bir projeyi kesinlikle yarıda bırakmayın. Daha da biraz çalışmak istiyorum ben. Çünkü çalıştığın zaman daha hayat daha güzel. Daha gençsiz. Daha ne yapacağız? O zaman bir telefonumuzla bir alı der misin rica etsem? Alo. Ali Bey nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız hanımefendi? İyi misiniz? Ben hiç sizin sesinizi duyarım da bu TRT Euro ailesini görürüm de Abdullah'ı görürüm de kötü olabilir miyim? Daha nasılsınız? Sağlık saat iyi misiniz acaba? Allah razı olsun, sağ olasın Hülya ablam. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim bir tanem. Önce kameramanlarınıza, görünmeyen kahramanlarımıza, görüntü yönetmenlerimize, ödenişin soğuk, yağışlı bir havasından kalbimden kalbinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyi misiniz daha? Allah sağ ol. Teşekkürler canım. Bacım. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüğüm zaman daha da çok mutlu oluyorum. Yılbaşı demeyeceğim ama Allah inşallah milletimize, devletimize, sağlık, sıhhat, afiyet, askerlerimize, başımızdaki bütün büyüklerimize, bütün emniyet görevlilerimize Allah sabır, sağlık versin. Allah inşallah bu savaşlar biter. Herkesin hüzünete, sükunete vardığı günler olur. Amin. Allah'ım inşallah bu yeni yılda güzel huzurlu günler, huzurlu beyinde Allah hüsnüne pres getirsin. Güzel güzel ürünlerini üretsin ki biz de buradan satın alabilelim. Sizi henüz ben daha satın alamadım ama alacağım. Allah razı olsun, sağ olasın Hülya ablam. Arkadaşlar biraz içeriğin sesi biraz yükseltebilir misiniz rica etsem? Biraz sesi tam duyamıyoruz. Evet. Hülya ablam siz nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ben çok iyiyim bir taneciğim. Sen nasılsın Abdullah Ustam? Senin hayatın nasıl gidiyor? Ben her zaman telefondan çok şükür, aramadım. Çok şükür, bile çok şükür. Canan Bergam'a binlerce kere İnşallah. Şükürler olsun. Çok şükür. Gerçekten insan her zaman şükretmesi gerekiyor. Hangi durumda olursa olsun şükretmemiz gerekiyor. Beterin beteri var. Onun için halimize her zaman şükredelim ki Canan Bergam daha iyi bir şekilde şöyle bize bir hem hayat sürdürsün hem de güzel bir şekilde yaşamamızı sağlamış olsun. Hülya ablam biz de seni çok seviyoruz. Baş tacımızsın. Allah razı olsun. Allah-u Teala ben her zaman geceleri yatarken şöyle dua ediyorum. Namazımı kıldıktan sonra diyorum ki ya Rabbim ben bu gece yattım ama sabah görebilecek miyim? Çünkü yattığımız zaman ölümü bizzat yani uyanamadığın zaman ölüm uykusu. Allah'ım hiçbir şeyim olmasın. Sağlık, sıhhat, afiyetimiz olsun. Allah az verip yerindirmesin. Çok verip azdırmasın. Bir dilim ekmekle bile ben çok mutluyum. Çok huzurluyum. Allah
başımızdaki sizler eksik etmesin. Devletimizi, milletimizi zavallı vermesin. Askerlerimizi, emniyet görevlilerimize daima başımızdan eksik etmesin. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Her gün ağlıyorum ama yapacak bir şey yok. Bu güzel ürünleri doğru siz başım, yapın ki biz buradan alalım. Henüz ben bu ürünü alamadım ama alacağım inşallah. En kısa zamanda durumum biraz düzeldiği zaman ben bu şekurdan almak istiyorum ama alamadım daha henüz. Ha, bunu böyle diyorum da sakın kimseden bir şey beklediğimden değil ha. Allah kimseden razı olsun. Yok zaten daha önce de. Ben annemin almayı isterim yani. Allah razı olsun Hülya ablam, biz de seni çok seviyoruz. Çok seviyorum çok... sizi. Allah razı fazla olsun. Fazla zamanınızı almayayım. Fuzuli Bey'e de çok teşekkür biz ediyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Bütün kameramanlarınıza, görüntü yönetmenlerinize, görünmeyen kahramanlarım Ödemiş'ten kalbimden sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah tekrar sizi görmeyi, konuşmayı nasip etsin bize. Allah İyi akşamlar dinleyiciler. Hoş geldin. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Buradan da size ve ailenize, bütün İzmir'e ve Ödemiş'e bizden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Şimdi sevgili Fuzuli Bey, böreklerimiz pişti. Evet. Şöyle çok güzel bir şekilde kızartıldı gördüğünüz gibi. Hemen dakikalar içinde güzelce bir şekilde pişti. Şöyle bir alalım sevgili izleyenlerimiz de görsünler. Nar gibi kızardı sevgili izleyenlerimiz. Hızlı bir şekilde pişirim dedik. Çok az bir yağla siz de şöyle bir yemek kaşığı kadar yağla kendinize güzel sunumlar yapabilirsiniz. Hemen diğer iki tane Çin böreğimi de ben şöyle içine ilave edeceğim. Hafif çok az bir yağımızı üzerine dökelim. Pişmeye devam etsin. Ondan sonra biz de balık hazırlayalım. Şimdi sevgili Hülya Hanım, ben çok seviyorum. Daha önceden de bizleri evet takip ediyordu. Ve sürekli de telefonla bizlere ulaşıyor, bizim sesimizi duyuyor ve bizleri yalnız bırakmıyor sağ olsun. Ben daha önceden ona şöyle bir şey dedim. Sevgili Hülya ablam, ben görüştüğüm yönetimle olarak sana şöyle güzel bir jest yapalım dedi. Kesinlikle Abdullah olsa ben böyle bir şey istemiyorum. Ben kendi paramla alacağım. Onun için tekrardan kendisi beyan etti. Dedi ben de kendi paramla alacağım. Sağ olsun. Çünkü biz hediye de kendisine sunduk. Evet. Dedi ki hediye şey yapalım. Dedi kesinlikle ben hediye istemiyorum. Ben kendi paramla alacağım. Çok değerli bir ablamız. Buradan kendisine sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Tabii. Selamlarımızı gönderelim hanımefendiye. Evet. Ya teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz, biz de şöyle güzelce bir şekilde bugün levrek balığımız var. Tabii biz farklı bir yemek hazırlayacaktık. Bugün balık hazırlayacağız. Şefir'in içinde balığımız da hemen malzeme listemiz gerçi yok arkadaşlar. Onu ben şöyle hemen kısaca bir anlatacağım. Şöyle balığımız kaç tane? 4 tane veya da 5 tane balık kullanabilirsiniz. Kaç tane yapmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Balığımız ondan sonra onu güzelce bir şekilde hemen geniş bir kabımızın içine yağımızı ilave edeceğiz. İçine hafif biraz kırmızı toz biberimizi, defne yaprağımızı, 1-2 diş sarımsağımız güzel bir lezzet ve aroma vermesi için içine ilave edeceğiz. Sıvı yağla beraber güzelce bir şekilde içine ilave edeceğiz. Onları karıştıracağız ve karıştırdıktan sonra şefirin içine dizeceğiz ve şefir de güzelce bir şekilde pişecek. Ve piştikten sonra bakalım nasıl ortaya bir görüntü çıkacak. Sizler de beğeneceğiniz çok lezzetli güzel bir balığımız olacak ve şefir de hem güzel bir sunum hem de pratik bir sunum olmuş olacak inşallah. Ben yavaş yavaş balığımı hazırlayacağım. Biz araya mı gideceğiz arkadaşlar? Evet, o zaman şöyle bir şey yapalım. Şefırda 8 yeneğimiz hızlı bir şekilde pişirelim dedik ve güzel bir şekilde pişirelim dedik. Şöyle bir böreklerimizi görüyoruz değil mi? Dakika içinde yeter ki ızgaramız ısınsın. Isındıktan sonra her şey çok kolay bir şekilde pişirebilirsiniz. Onun için de dün de dediğim 8 yeneğimiz. Pişirdikten sonra siz altını biraz daha kısın. Çünkü içinde balıklarınız yanacak, etleriniz evet yanacak. Hızlı pişirimler dedik. Ve şu anda gördüğünüz gibi dakikalar içinde böreğin pişmeye başladı. O da hazır. Biz de ne yapalım? Kısa bir araya gidelim. Reklama gidelim. Sevgili evet izleyenlerimiz çay hazırsın. Size de ben bir tane çay ikram edelim. Tamam. Ondan sonra reklamdan sonra hem tatlımız hem balığımız hazırlamış olsun. Evet sevgili izleyenlerimiz, kısa bir araya gidiyoruz. Reklamlar. Evet sevgili izleyenler, hemen çok kısa bir arada sonra biz de çayımızı aldık. Yavaş yavaş çayımızı yudumlarken sevgili Fuzuli Bey ile sohbetimize devam ettik. Ondan sonra balıklarımız hazırlandı. Güzelce bir şekilde levreklerimiz güzelce içinde hemen baharatlarımızı ilave ettik. Biraz da defne yaprağımız güzel bir lezzet katsın, güzel bir aroma katsın. Tabii marine edeceğiz. Bunları sizde biraz daha dinlendirebilirsiniz balığınızı. Ve güzelce bir şekilde dinlendirdikten sonra şefirin içinde pişireceğiz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi biz şefirde böreğimizi pişirdik. Sadece dedi ki sevgili izleyenimiz, içinde omlet değil, sulu yemek değil, çorba değil, balık pişirebilirsiniz dedik. Izgaralar yapabiliriz, her şeyi yapabiliriz. Ve ne kadar hızlı bir şekilde ve ne kadar güzel bir şekilde de pişirdiğinde şöyle görün. Bir tane temizlemesi de çok kolay, çok basit. Şöyle bir tane peçete yardımıyla güzelce bir şekilde temizleyebiliyoruz. Şöyle bir hemen hazırlandı.
Ondan sonra balıklarımız hazır. Güzel bir şekilde soslandı sevgili izleyenim. Balıklarımızı dizelim. Evet. Her şeyi yapabiliyoruz değil mi abi? Şöyle evet. Balıklar çok lezzetli, çok güzel olacak. Bir de biz balıklardan biraz kendimizi mahrum bırakıyoruz değil mi? Şöyle evde pişirirken işte kokusu çok fazla oldu, dumanı oldu. Bizim makinede yapmaz. Değil mi? Makine yapmaz. İşte Schaefer'da yani buna hiç sevgili izleyenimiz korkmayacaklar, endişe etmeyecekler. Schaefer'la beraber evinizde koku olmadan, duman olmadan, is olmadan kendimize lezzetli ve güzel ızgaralar pişirebiliriz ve hazırlayabiliriz. Şimdi balıklarımızı dizdik sevgili izleyenlerimiz. Şöyle biraz da sosundan hafif üzerine ilave edelim. Yavaş yavaş hemen pişmeye başlasın. Kapağını kapatalım. Ondan sonra güzelce bir şekilde balıklarımız şöyle pişmeye başlasın. Onlar yavaş yavaş pişerken sevgili izleyenlerimiz biz de tekrardan tatlı yapalım. Böyle güzel bir tatlı değil mi? Ama aslında bugün soya soslu tavuk şişimiz vardı. Şiş yapacaktık. Son anda dedik ki sevgili izleyenlerimiz balık görsünler ve balık hazırladık. Ama tatlımız güzel bir tatlımız olacak. Tahinle beraber yapacağımız güzel bir muhallebimiz olacak. Onun listesini alalım. Tekrardan sizle beraber sohbetimize devam edelim. Evet sevgili izleyenlerimiz o zaman... Balıkta bir şey söyleyeyim aplosta pişirmede. Bir levreye koyduğumuz zaman 1,5 dakika. 1,5 dakikadan sonra bir çevirmemiz lazım. Evet. Hemen hızlı bir şekilde pişiriyor tabii. Değil mi? Yani 3 dakikada balığımız pişmiş pişecek. Olur. Şimdi birazdan hemen onu çevireceğiz. Listemizi alalım yoksa süremiz kalmayacak mı? Evet. Çevirelim diyorsunuz. O zaman 1,5 dakika. Tamam o zaman dakikayı tuttuk. Hemen ben 1,5 dakikada listeyi saymam gerekiyor. Listemiz gelsin arkadaşlar. Ondan sonra balığımızı çevirelim hep beraber. Şöyle güzel bir şekilde bakalım nasıl olmuş. Bir göz atalım. Evet sevgili izleyenler şöyle tahinli, şöyle tarçınlı tahinli muhallebimiz için, tatlımız için ne kullanacağız? Ne hangi yemeğimiz var? Şöyle malzemelerimiz var. Şöyle tarçınlı tahin muhallebimiz için 3 yemek kaşığı kadar un kullanacağız. 3 yemek kaşığı kadar aneban tereyağımız olacak onu kullanacağız. Ondan sonra 1 su bardağı kadar tahin kullanıyoruz. 1 litre kadar süt kullanıyoruz. 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 1 tatlı kaşığı kadar tarçın kullanacağız. Tabii isterse kullanabilirsiniz, isterse kullanmayabilirsiniz. Ama güzel bir lezzet ve aroma katacak. 3 yemek kaşığı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, ondan sonra 1 su bardağı kadar tahin kullanıyoruz, 1 litre kadar süt kullanıyoruz, ondan sonra 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var ve içine 1 tatlı kaşığı kadar tarçınımız var, onu kullanacağız. Tereyağımızı ilave edeceğiz, o güzelce bir şekilde eriyecek, ondan sonra içine hemen unumuzu ilave edeceğiz, unla beraber güzelce bir şekilde kavuracağız, tahinimizi içine ilave edeceğiz ve sütle beraber açacağız, şekerimizi ilave ettikten sonra koyu bir kıvam alana kadar karıştıracağız ve karıştırdıktan sonra sunum yapacağımız tabaklarımızı alıp afiyet yiyeceğine çok lezzetli güzel bir şöyle tatlımız olmuş olacak inşallah. Balığımızı çevirelim mi? Tabii çevirelim. Herhalde 1,5 dakika oldu. Evet. Oh, şöyle mis gibi mis. Sevgili izleyenlerimiz hemen şöyle baştakini şöyle bir çevirelim. Şöyle bir hemen. Evet, şunu da şöyle bir çevirdik. Şöyle biraz uzun olduğu için şunu. Şöyle güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz. Hemen balığımızı çevirdik. Kapağını kapattık. Evet. Değil mi? Kapağını kapattıktan sonra 1,5 dakika sonra hazırlayabiliriz değil mi? Şöyle bir tabağımızı alalım. Sunum yapacağımız tabağımız. Hazır. 2 tane daha tabağımızı... Peki abi şöyle Avrupa'da balık mı çok fazla tüketiliyorsa et daha mı fazla tüketiliyor? Vallahi ikisi de tüketir orada balık da tüketir ama o kadar fazla değil. Hafta bir cuma günleri balık yerler genelinde. Cuma günleri. Evet. Onun dışında et de tüketiyorlar. Tabii ağırlık olarak domuz eti tüketirler orada. Tavuk eti, sığır eti. Hepsini tüketirler Avrupa'da. Yeterli miktarda tüketirler. Peki abi orada mesela diyelim ki canınız bir lahmacun istediğinde veya da bir çiğ köfte istediğinde, Türk yemekleri istediğinde onları hemen bulabiliyor musunuz? Veya da yöresel malzemeler istediğinizde her şey var orada elinizde. Gastronomi hemen hemen Almanya'daki gastronomi büyük kısmı Türklerdendir. Türkler yemek yapıyor. Orada istediğiniz her türlü Türk lokantası, her türlü yemekleri bulabilirsiniz. Her şey var diyorsunuz. Kebabından ızgarasına kadar, çiğ köftesine kadar.
Orada mesela çiğ köfte şeyleri vardır. Lokantalar vardır. Sadece çiğ köfte yaparlar. Efendime söyleyeyim, içli köfte yaparlar. Ne isterseniz Türkiye'de ne varsa orada da var. Her şey var diyorsun. Tabii. Büyük bir gastronomiye sahiptir oradaki Türkler. Çok güzel. Döner şeyi tamamen Türklerin elindedir. Ama mesela bir Amerika'ya gidin, Amerika'ya Türk döner deyin bilmezler ama Alman döner derseniz de bilirler. Çünkü döner artık Alman malı olmuştur. Bir zamanlar bizim baklavaya sahip çıkmaları gibi, evet, bir şey diyorsun Yunanistan değil mi? Yunanistan sahip çıktı. Ama orada da bizim çok iyi ustalarımız var, çok iyi yerlerimiz tabii canım, var değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. Artık orada da eğitilmiş gastronomlarımız var bizim. Türk arkadaşlarımızın içerisinde yüksek tahsilli aşçılar var, yüksek tahsilli gastronomlar var. Onun için biz orada büyük bir kitleyiz ya, Abdullah Usta. Evet. Çok büyük bir aile. Balıkımız değil hazır mi? Değil mi? Şöyle güzelce bir şekilde pişti balığımız. Of 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 of, sevgili izleyenimiz, mis gibi mis. Şöyle bir alalım. Sevgili Fuzuli Bey, şöyle bir tabağınızı alabilir miyim güzelsen? Evet. Teşekkür ederim. Şöyle selam edelim, afiyet olsun. Sevgili izleyenlerimiz, hemen şöyle hızlı bir şekilde pişirim dedik. Tabii ki kokusuz, yağsız, dumansız, sağlıklı bir şekilde pişirim istiyorsak şefle beraber kendimize lezzetli, güzel sunumlar yapacağız. Şimdi haznemiz var dedik sevgili izleyenler, belki size biraz daha şey farklı gelmiş olabilir. Şöyle tabağımızı bir gösterelim. Hemen tabağımızın içine yağımız aktı. Gördüğünüz gibi. Onu güzelce bir şekilde, çünkü arka tarafta şöyle bir haznemiz var, bir oluk var. Oradan bütün yağlar hemen aşağı doğru akıyor ve güzelce bir şekilde balıklarımız ve ondan sonra etlerimiz yağsız, lezzetli ve güzel bir şekilde pişirebiliriz. Diğer balıklarımız hemen hazır. Onu da şöyle bir dizelim. Tabii ki sizler sevgili izleyenlerimiz aramaya devam ediyorsunuz şefir için. 0212 454 55 70 dolu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Hem sohbet etmek istiyorsanız, hem şefirimizi kurasına dahil olmak istiyorsanız 0212 454 55 70 dolu numaradan bizlere ulaşın ve şefirimizi kazanma şansına şöyle sahip olun ve güzel bir şekilde şefirimizi inşallah iyi günlerde ve güzel günlerde kullanmış olursunuz. Bir daha alabilir mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş sevgili izleyenlerimiz, hemen güzelce bir şekilde balıklarımız pişmeye başladı. Ondan sonra biz şöyle, tabii ki ekrana telefonumuz geldi. 0212 454 55 70 dolu numaradan ulaşabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Avrupa için şefir almak istiyorsanız hangi numaradan ulaşırdınız? Onu da hemen bir verelim ekrana. Evet, şefirimiz için sevgili izleyenlerimiz. Almanya için çift 0 49 21 54 47 02 66 10. Çift 0 49 21 54 47 02 66 10. Bu numaradan ulaşabilir. Peki sevgili Fuzuli Bey, 7-24 saat bu numaradan ulaşıp tedarik edebilir değil mi sevgili izleyenlerimiz? Peki orada nasıl yani, bir sekreter vasıtasıyla mı oluyor yoksa orada numaralar düşüp geri orada mi dönüyorlar? Orada numaralar düşüp geri dönüyorlar. Geri dönüyorlar. Çok güzel. Peki nerelere bunlar, mesela şefir hangi Avrupa bölgesine gidiyor? İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, efendime söyleyeyim yine Polonya, bu ülkelerde Avusturya, İsviçre. Bu tarafa doğru gelmedi değil mi? Şöyle Arap ülkelerine doğru şey yapmadı değil mi? Arap ülkelerine henüz vallahi gidemedik. İnşallah oraya da gideriz. İnşallah tabii. İnşallah oraya da Türkiye'deki şefir gider. Değil mi? Çok çok güzel olur. Hemen şöyle sevgili izleyenlerimiz, yavaş yavaş tereyağımız hazır. Onu güzelce bir şekilde kavurduk, eridi. Ondan sonra unumuzu kavurmaya başladık. Balıklarımız pişmeye başladı. Hızlı bir şekilde dedik pişirimler sevgili izleyenler, evlerinize kolaylık gelecek, rahatlık gelecek. Ve şöyle lezzetli, güzel bir şekilde balıklarımız pişti. Dediğimiz gibi hiç çevirmeseniz dahi hızlı bir şekilde pişirimler dedik ve hem altı hem üstü nar gibi kızaracak. Biz hiç çevirmeyelim değil mi sevgili Hüzuri Bey? Hiç çevirmeyelim. İzleyenlerimiz de bir görsünler, şöyle pişmeye devam etsin. Peki şefir deyince sevgili Hüzuri Bey, en fazla içinde neler yaptığında böyle daha fazla haz alıyorsun, seviyorsun veya sevdiğin böyle bir şey Ben en çok balığı seviyorum. En çok balığı seviyorsun. Balık seviyorum. Bir de
makinenin içerisinde pirzola yaptığım zaman güzel oluyor. Bazen şişler eğer güzel marine edilirse o güzel, hoşuma gidiyor. Çünkü çok bir sefer hızlı oluyor. Bir de sabahları ben genel itibariyle omleti makinede yaparım. Evet. Hemen 2 dakikanın içerisinde yumurtayı, domatesi, biberi, ne istiyorsam hepsini bir araya kor. Makine sıcakken yavaş yavaş kapağını kapatırım. Toplam 1 dakika, 1,5 dakika gibi zaman içerisinde omleti alır önüme kor yerim. Hazır değil mi? Çok lezzetli olur. Evet şöyle sevgili izleyenler, tereyağımız, unumuz kavruldu. Tahinimiz. Hemen tahinimizi de ilave edelim. Ondan sonra güzelce bir şekilde tahinle beraber karıştırıyoruz. Hafif şöyle bir karıştıralım. Unumuz, tereyağımız güzelce bir şekilde eridi. İçine unumuzu güzelce bir şekilde kavurduk. Unumuzu kavurduktan sonra içine tahinimizi ilave ettik. Onunla beraber karıştıralım. Ve sütümüz, 1 litre kadar süt. Hemen sütümüzü de içine ilave edelim. Yavaş yavaş şöyle bir karıştıralım. Makinenin altını kısalım Abdullah Usta. Hemen onu ben şöyle bir kapatalım tamam. Tabii bir de kendi sıcaklığı yetiyor. Zaten içinde sulu yemekler de yaptığımızda kapağını kapattığımızda yarım saat, bir saat sıcak kalıyor yemeklerimiz. Evet. Değil mi? Çabuk çabuk da soğumuyor. Tabii tabii. Ve bu şekilde güzel bir şekilde pişirimler yapabiliyor. Peki sabah dediğiniz gibi hem omlet yapabiliriz, içinde tost yapabiliriz. Tostu da aynı şekilde çok güzel bir şekilde pişiriyor sevgili izleyenlerimiz. Canımız ne istiyorsa dediğimiz gibi hepsini şefırla beraber hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde pişirimler dedik. Birazdan şöyle kapağını kapatalım. Ondan sonra hep beraber göreceğiz bakalım şöyle nasıl pişirdiğini. Görüyorsunuz değil mi sevgili izleyenlerimiz? Şöyle bir gösterelim size. Ne kadar hızlı bir şekilde ve güzel bir şekilde pişirdi hep beraber buradan da görebiliriz. Kapağını kapatacağız. Altını da kapattık. Hatta fişini de çekebiliriz. İzleyenlerimiz görsünler diye. Şöyle fişini de çektik. Bu yavaş yavaş kendi sıcaklığı yetecek. Biz de bu arada tatlımızı yapmaya devam edelim. Peki sevgili Fuzuli Bey, tatlıyla aranız nasıl? Tatlı, ben yerim. Tatlıyı severim. Seviyorsun. Tabii tatlı yiyip tatlı konuşmak gerekir. Baklava türü mü yoksa böyle sütlü tatlılar mı? Hangi tatlıyı daha fazla seviyorsun? Vallahi baklava türü tatlısı çok seviyorum. Çok seviyorsun, çok güzel. Peki böyle Avrupa'ya giderken yanında işte diyelim ki Erzincan turun peyniri olsun veya da böyle Türkiye'den böyle farklı sevdiğin tatlı olsun veya da farklı şeyler olsun hiç götürdüğün oluyor mu böyle? Çok nadir götürürüz ama çünkü orada hepsi var. Hepsi de var. Hepsi var. Baklavası var, efendimesin, Erzincan turun peyniri var. Bizim kaşar peynirimiz var. Çünkü çoğunu ithal ediyorlar ama baklava türü tatlılar orada artık bizim Türk imalathanelerinde üretilmektedir. O çok güzel değil mi? Tabii. Peki Türkiye'deki tadı hemen hemen orada da zaten alınıyor değil mi? Alıyorsun tabii ustalar. Zaten tadı veren ustadır biliyorsun. Evet. Malzemenin çok iyi harmanlanması, malzemenin çok iyi hazırlanması gerekiyor. Eğer usta becerikliyse her şey lezzetlidir. Ama becerikli değilse hiçbir şey lezzetli olmaz. Mesela demin senin yaptığın o güzel böreği yedim. Afiyetle yedim. Afiyet olsun. Çok lezzetli olmuştu. Afiyet çok olsun. Lezzetli bir börekti. Afiyet o olsun. Söyleyeyim. Tabii dediğimiz gibi sevgili Fuzuli Bey, çok uzun bir süredir sizinle güzel bir program düşünüyorduk ama maalesef siz sürekli Avrupa'da olduğunuz için ulaşamadık. Gelemedim. Bugüne nasip oldu. Biz de yavaş yavaş şöyle programımızın sonuna doğru giderken sevgili izleyenlerimize anlatacağım böyle farklı şeyler var mı, ilave yapacağın şeyler var mı? Onları şöyle yavaş yavaş sizden bir alalım. Fazla ilave edecek bir şey yok. Hemen hemen her şeyi konuştuk. İnşallah yurdum güzel olur, ülkem zengin olur, halkım mutlu olur. Efendime söyleyeyim, artık fazla şehidimiz gelmez. Kaos, bu anarşi ülkemizi kana bulamaz. Benim tek temennim odur. İnşallah. Bu ülke zengin ve güzel bir ülkedir. Ben ülkemi çok seviyorum. Evet, Allah razı olsun. Hepimiz vatanımızı, yurdumuzu çok fazla seviyoruz. Peki şimdi gençlerimiz bizleri izliyorlar sevgili Fuzuli Bey. Onlara böyle önereceğin veya da onlar da işte yavaş yavaş işte ticarete atılıyorlar veya da Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun. Böyle farklı projeler var ellerinde veya da onları hayata geçirmek istiyorlar. Onlara böyle anlatacağın şeyler var mı o gençlerimize? Şimdi birincisi herkes güzel bir eğitim alsın. Çok iyi eğitim almak zorunda insanlar. Avrupalıların kalkınmışlığı eğitimlerine borçludur. Bizim de mutlak surette iyi kendimizi iyi eğitmemiz lazım. Çocuklarımızı iyi eğitmemiz lazım bir. İkincisi
hangi mesleği sevmişsek, yapıyorsak onu çok severek yapmamız lazım. Sevmediğimiz hiçbir mesleğe girmemeliyiz. Türkiye'deki evet. yapılması gereken şeylerden birisi o. Bir de çok okumak. Çok okumak, çok okumak ve çok çalışmak. Peki abi, şimdi ömrünün hemen hemen çoğunluğu dışarıdan geçirdin, Avrupa'da geçirdin. Peki Avrupa'ya baktığı zaman veya Türkiye'ye geldiği zaman bizde de eksik gördüğün şeyler nelerdir? Gençlerimizde olsun veya tabii büyüklerimizde olsun, iş adamlarımızda olsun. Ya işte Avrupa'da bunu görüyorum, bunu çok iyi hayata geçiriyorlar ve Türkiye'de işte bu yarım kalıyor, noksan kalıyor veya eksik dediğin şeyler hiç oluyor mu? Tabii oluyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Türkiye'de sistem eksiklikleri vardır. Türk millet çok zeki. Ben o Atatürk'ün sözünü hiç unutmuyorum. Türk millet hakikaten zekidir. Çünkü ben Türk yurttaşlarımızın ilk Almanya'ya gittiği zaman her çoğunluğu okuma yazması dahi olmayan işçi vatandaşlarımızdı. Ama oradaki çocuklar, onların çocukları o sistemin içerisinde harikalar yarattılar. Şunu söyleyeyim. Bizim Almanya gibi bir ülkeyi, ben Almanya'yı çok iyi biliyorum. Dediğim gibi mühendisimiz, hakim, savcı olmak orada çok zordur. Bu bütün kademelerde Türk vatandaşlarını görebilirsiniz artık, Türkleri görebilirsiniz. Bu bir zekadır. Ama sistem mutlaka en iyi sistemi devletin kurması gerekiyor. Türkiye'de benim gördüğüm en büyük eksiklik sistemdir. Sistemde mi? Eğitimdeki sistemdir, sanayideki sistemdir. Yani her yerde sistem eksikliğimiz olur, düzeltirsek Türkiye çok iyi bir ülke olur diye düşünüyorum. Peki abi, şöyle dışarıdan baktığında biz bu eksiklerimizi tamamlıyor muyuz? Veya da buna yönelik bir çalışmamız oluyor mu? Abdullah Usta, ben 50 yılları biraz zor hatırlarım ama 60'lı yılları, 70'li yılları çok iyi bilirim. Çünkü o dönemde orta öğretim tahsili yapıyordum Türkiye'de. Kayseri'de okudum. İlk orta ve lise tahsilimi. Bütün Türkiye'yi 60'lı yıllarda baktığın zaman çok fukaraydık biz. Evet. Türkiye çok hızlı gelişmeye başladı. Son 10 yılda Türkiye'nin gelişmişliğini gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman yurt dışındaki insanlar daha iyi görüyor bunu. Biz daha iyi görüyoruz. Şimdi siz bir işin içerisinde beraber büyüyorsunuz. Ama biz bir yurt dışındayız, bir buradayız. Buraya geldiğimiz zaman bakıyorsunuz Türkiye kocaman bir ülke olmuş. Türkiye büyümüş. Türkiye'de her şey var. Türkiye'de yok. Tamam, biraz ücretlerimiz düşüktür. İnşallah ücretler de yükselir. İnşallah halkımız daha da zengin olur ama Türkiye artık o eski küçük Türkiye değildir. Türkiye eskide 70'li yıllarda, hani rahmetli, Allah rahmet etsin, Demirel'in dediği gibi 70 sente muhtaçtık. Ama şimdi öyle muhtaçlığımız falan da yok. Yani öyle düşünen bile çok büyük bir hata yapmış olur değil mi? Yani küçük. Tabii yok. Hayır, Türkiye çok büyük olur mu? Evet. Türkiye devasa bir ülkedir. Evet. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Hemen yemeğimiz sunumu yapayım. Ondan sonra söyleşimize devam edelim. Tabii. Evet, şöyle sevgili izleyenimiz, balığımız güzelce bir şekilde pişti. Balığımız piştikten sonra şöyle bir hemen alalım mı? Böyle bir alalım bakalım. Bunu hiç çevirmedik sevgili izleyenlerimiz. Evet. O da böyle heyecanlanıyor balığımız. Görüyorsunuz değil mi sevgili izleyenlerimiz? Ne kadar hızlı bir şekilde, ne kadar kolay bir şekilde, ne kadar pratik bir şekilde pişirdiğinde hep beraber görebiliriz. Balığımız lezzetli, güzel bir şekilde nar gibi kızardı. Ve şöyle alalım. Görüyorsunuz değil mi sevgili izleyenlerimiz? Çok kolay sunumlar dedik, çok hızlı pişirimler dedik. Evlerinize kolaylık gelecek, rahatlık gelecek ve evlerinizde sizler de yemek yapmanın zevkine varacaksınız bir kere. Balık yapmanın zevkine varacaksınız ve bunları yaparken evlerinizde koku olmayacak dedik, duman olmayacak. Sağlıklı bir şekilde sizler kendinize hem balık yapacaksınız hem de şöyle güzel sunumlar yapacaksınız. Ve bunları yaparken şöyle sizler yorulmayacaksınız. Bir dahakini hem daha güzel bir şekilde hazırlamış olacaksınız. Şefırla beraber evimize dediğimiz gibi kolaylık ve rahatlık gelecek inşallah. Değil mi şöyle sevgili Fuzuli evet, Bey? Evet. Balıklarımız evet, çok güzel bir şekilde pişti. Nefis. Abi dediğimiz gibi tabii ki buna fırına gerek yok. Ondan sonra ocağa gerek yok. Ondan sonra ekstradan ikinci bir ızgaraya gerek yok. Tost makinesine gerek yok. Tavaya gerek yok. Sadece ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ondan sonra şefırla beraber pişireceğiz. Daha hala sıcak olduğu için ben şöyle bir eldivenle evet, tutacağım. Onları şöyle bir kenara alalım. Evet, şöyle kenara aldık. Ve güzelce bir şekilde balıklarımız pişti sevgili izleyenim. Böreğimiz hazır.
Biz de şöyle bir tezgahımızı toparlayalım. Abi inşallah aslında bizim gönlümüzden geçen şey şudur. İnşallah tabii ki biz Avrupa'ya çok fazla fire verdik. Oraya insanlarımız gitti işte çalışmak amaçlı olsun. O zamanlar çok zor dönemlerdi. Çok sıkıntılı bir dönemdi. İnşallah tabii biz onları tez zamanda aramızda göreceğiz. Geri dönecekler. Türkiye zaten hepimize yetecek. Ve daha iyi ve daha güzel yerde hep beraber yaşamış olacağız inşallah. İnşallah. Evet şöyle tatlımız da hazırlandı sevgili izleyenlerimiz. Tabii ben tatlımıza geçmeden önce sevgili Mehmet Reşat Songül, avukat arkadaşım. Onları çok seviyorum. Ailesine sevgi ve selamlarımı gönderelim. Sevgili Osman Hocam, seni çok seviyorum. Osman Erk Hocam'a sevgi ve selamlar gönderelim. Sevgili Zafer Dinçer, Türkiye'nin en iyi şöyle magazincilerden. Onu da çok seviyorum. Zafer Dinçer, ondan sonra annesi Ayşe Dinçer. Her gün bizleri takip ediyorsun. Ellerinden öpüyorum. Seni çok seviyorum güzel annem. Ondan sonra sevgili Cale Dinçer'e sevgi ve selamlarımı gönderelim. Sevgili Ahmet Amcam, o her gün bizleri izliyor. Bu yemekleri çok seviyor. İnşallah bana geldiğinde senin için özel yapacağım. Amcacığım seni de ellerinden öpüyorum. Sevgili Muhteşem Candan, Elanur Plan sahibi, sevgili rahmetli Müslüm Gürses'in de bu içinde bulunduğu plan sahibi. Buradan kendisine sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Ondan sonra sevgili Seyit'in annesi Siirt'ten bizleri izliyor. Sevgili Canan Hanım ve Fahriye Hanım bizleri izliyor ve bütün Siirt'e de bizden sevgi ve selamlar olmuş olsun. Seyit'in ailesine benden canı gönlünden sevgi ve selamlar olmuş olsun. Şimdi sevgili Fuzil Bey, İçeriden telefonlar geliyor. Ondan sonra zaten kulakta işte Abdullah Bey şuradan sana selam var. Biz de burada onları selamları çok seviyoruz. Şimdi o ben zaman şöyle bir şey yapalım adam. Çok kısa bir süremiz kaldı. Selam göndereceğim varsa, son olarak ilave yapacağın şeyler varsa onları alalım. Ondan sonra ben yemeğimi hemen anlatayım, vedalaşalım. Ben Almanya'daki bütün dostlarımın yeni yılını kutluyorum. Bütün dostlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Aynı zamanda Türkiye'deki yakınlarımıza, dostlarımıza, bizi dinleyen seyircilerimize saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. İnşallah iyi bir yeni yıla girerler. Yeni yılda herkese mutluluk diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Abi bu gerçekten zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Evet. Yetmedi ama inşallah Türkiye'ye tekrardan geldiğinizde sizinle beraber tekrar güzel bir program inşallah. Yapalım. Yine i̇nşallah görüşelim. Tabii. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu şöyle yoğun zaman içinde bizlere zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Bize kırmadığınız için. Hem size hem çalışanlara bizden de sevgi ve selamlar olmuş olsun. Tabii çalışan dostlarımıza. Özellikle de sevgi izleyenleriniz için ben tekrar size çok teşekkür ediyorum. Şoförümüzü hediye ediyorsunuz. Tabii, onun için de tekrardan sizlere teşekkürlerimizi bir borçluyuz. Şoförümüzü göndereceğiz Allah razı dostumuza. Olsun. Çok teşekkür ettim. Evet sevgi izleyenlerimiz için hemen tatlımız da hazır. Şöyle tahini muhallebimiz hazır. Onu da şöyle bir kenara alalım. Ondan sonra neler yaptığımıza bir göz atacağız ve yavaş yavaş hemen kapanışımızı yapacağız inşallah. Evet, şöyle güzel bir şekilde bardaklarımıza dolduralım. Ondan sonra hemen neler yaptık, hangi yemeklerimizi hazırladık şöyle güzelce bir şekilde bir değinelim. Ondan sonra programımızı kapatacağız inşallah. Hemen tatlımız da hazır, tenceremizi de kaldıralım. Balıklarımız çok güzel görünüyor değil mi? Nar gibi kızarmış. Görüntü olarak da çok da güzel görünüyor sevgili izleyenlerimiz. Evet şöyle bir tezgahımı toparlayayım. Ondan sonra neler yaptığımızı hemen bir göz atacağız. O zaman sevgili arkadaşlar önce börekle başlayalım mı? Tamam o zaman böreğin listesi hazırsa hemen alalım. Çin böreğimiz sevgili izleyenlerimiz. Çin böreğimiz için neler kullandık? Hangi malzememiz vardı? Bir ona göz atalım. Evet, Çin böreğimiz için 300 gram kadar beyaz lahanamız var. 300 gram kadar pırasa kullanıyoruz. 500 gram kadar tavuk göğsümüz var. 1 adet kuru soğan kullanıyoruz. 3 diş sarımsak kullanıyoruz. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar soya sosumuz var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kekik, 1 tutam kadar maydanoz kullanıyoruz. Ondan sonra 3 adet biberimiz var. 2 adet domates kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. 1 paket yufka kullanıyoruz. Tabii isterseniz biraz daha fazla kullanabilirsiniz. 300 gram kadar beyaz lahanamız, 300 gram kadar pırasa, 500 gram kadar tavuk göğsümüz var. Ondan sonra 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı kadar soya sosumuz, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kekik, 1 tutam maydanoz, 3 adet biber, 2 adet domates, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 paket yufka kullanıyoruz. Öncelikle tenceremize hemen soğan ve sarımsağımızı ilave edelim. Onları biraz kavuralım tereyağla beraber. Ondan sonra beyaz lahanamızı doğrayıp içine ilave ediyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz.
Hatta siz bir iki tane de havuç içine ilave edebilirsiniz. Güzel bir lezzet ve aroma katacak. Onları da ilave ettikten sonra tekrardan hemen pırasalarımızı ince ince doğrayacağız. İçine ilave edeceğiz. Biberlerimizi içine ilave edeceğiz. Onları kavurduktan sonra tavuklarımızı ufak ufak doğrayacağız. Onu da içine ilave edeceğiz. Kavurmaya devam edeceğiz. Tavuklarımızı iyice bir kavurduktan sonra tekrardan içine hemen baharatlarımızı ilave edeceğiz. Domatesimizi ilave edeceğiz ve maydanozumuzu ilave ettikten sonra en son olarak soya sosumuzu içine ilave edeceğiz. Onunla beraber karıştıracağız. Yufkamızı ikiye böleceğiz. Harcımızı içine ilave edeceğiz. Harcımızı ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde katlayacağız. Ve katladıktan sonra ızgaramızda şeffırda güzelce bir şekilde pişireceğiz. Ve pişirdikten sonra afiyet yiyeceğiniz hem çok lezzetli hem de güzel bir börek olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Tatlımız için neler yaptık hemen onu da bir göz atalım. Tatlımız için de hangi malzememizi kullandık, neler kullandık? Evet, tarçınlı sevgili izleyiciler, tahinli muhallebimiz için de kullandığımız malzememiz 3 yemek kaşığı kadar un kullanıyoruz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. 3 yemek kaşığı kadar un, birebir ölçüler. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var, 1 su bardağı kadar tahin kullanıyoruz. Ondan sonra 1 litre kadar sütümüz var, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 1 tatlı kaşığı kadar tarçın kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar un, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 su bardağı kadar tahin kullanıyoruz, 1 litre kadar süt kullanıyoruz. 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var, 1 tatlı kaşığı kadar tarçın kullanıyoruz. Tenceremize tereyağımızı ilave ettik, o eridi. Ondan sonra güzelce bir şekilde unumuzu içine ilave ediyoruz. Unumuzu kavuruyoruz. Unumuz iyice bir kavurduktan sonra tahinimizi içine ilave ediyoruz. Onunla beraber güzelce bir karıştırıyoruz. Ve karıştırdıktan sonra sütümüzü yavaş yavaş içine ilave ediyoruz. Sütle beraber şekerimizi içine ilave edeceğiz. Güzelce bir şekilde koyu bir kıvam alana kadar kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra sunum yapacağımız bardaklarımızı alıp üzerine hafif biraz da süsledikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir tatlı olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Hemen levrek balığımız için de sevgili izleyicilerimiz şöyle bir güzelce bir şekilde baharatlarımız, yağımız, defne yaprağımız, sarımsağımızla beraber güzelce bir şekilde marine edildi ve marine edildikten sonra pişimi kolaydı. Rahat bir şekilde hemen şeforumuzun içine diziyoruz, kapağını kapatıyoruz ve biz çayımızı yudumlarken o yavaş yavaş pişiyor ve güzelce bir şekilde piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir levrek balığımız olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, biz de şöyle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Abi bize tekrardan kırmadığı için teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah başka zaman sizinle beraber yine güzel bir program yapacağız. Var mı başka ilave edeceğiniz bir şey? Ben sana ve bütün TGRT ailesine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ettik. Kameramanlara, yöneticilere, bizi misafir ettiniz, bizi ağırladınız. Burada tekrar halkımda yeni yılını kutluyorum. Mutluluklar, başarılar diliyorum. İnşallah bu terör, bu kaosla biter. Tek duamız odur. Artık kan kaybı olmaz, canlarımız kaybı olmaz. Ben bütün şehit ailelerine de burada başsağlığı diliyorum. Onların yerleri cennet, mekanları cennet olsun. Allah razı olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah razı olsun, sağ olasın. İnşallah Cenab-ı Mevlam bir daha onların acısını bizlere göstermesin. Amin. Tabii çok şimdi hem Avrupa'da olsun, nerede olursa olsun biz vatandaşımız o şekilde bir tırnağı bile kanasa bizim burada içimiz kanıyor. Cenab-ı Mevlam bu olayları bir daha yaşatmasın. Abi tekrardan teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet sevgili izleyenler, biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Sesimizin gitti her yere. Bizleri izleyen herkese canı gönülden sevgi ve selamlarımız olsun. Özellikle Avrupa'da bulunan izleyicilerimizi ben çok seviyorum. Onlara canı gönülden sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.